Valla sıkıntılarımız çok fazla. Organizede mesela ara ve kalifiye eleman sorunu var. Bu konularla alakalı bunun çok değişik sebepleri var. İşte memleketimizde üniversite sayısının çok fazla olduğunu düşünüyoruz. İnsanların boş eğitim aldıklarını, onu da sahaya dönükleri zaman, mezun oldukları zaman hiç bulamayan bir sürü insan var. Şimdi tazminat yükü diye bir şey var. Sanayicilerimizin talebi şu, yani sigorta öder gibi her ay işçilerin tazminatlarını parça parça o ay ne kadar hak ettiyse onu devlete yatırmak istiyor. Çünkü yatırmadığı zaman toptan iş çıkarmalarında bu EYT'de mesela bir sürü insan emekli oldu. Bunlar ciddi her bir işçiye yaklaşık 150-200 bin lira gibi bir rakam düşüyor. Bunu bir de 50-40-100 kişiye vurduğunuz zaman bazı sanayicilerimizden şunu duydum. Biz o şeyimizi fabrikalarımızın yerlerini, mülklerini satsak tazminat ücretlerini ödeyemiyoruz. Bununla ilgili bir çözümler bekliyoruz. Şimdi ham madde artışları e, dolar olarak bile artıyor. Bu da bizim e, dünyayla rekabetimizi zorlaştırıyor. Sanayicimizin en büyük sorunlarından biri de bu. Şimdi üniversiteden çok fazla mezun var. Bu çalışmaları kültürü ve emek harcama ile mezun oluyorlar. Yani e, üniversitede e, üniversitede mezun olan bir makine mühendisi düşünün veya işte endüstri mühendisi düşünün. Bu mühendisler o kadar e, teorik yetişiyorlar ki bir işverenle çalışırken ne yapması gerektiğini, sabah erken kalkması gerektiğini, e, bazı şeyleri eksik olarak şey oluyor. Yani biz üniversiteden yetiştirdiğimiz insanları biraz daha böyle hayatın içerisinde yetiştirmemiz lazım. Bununla ilgili sıkıntılar olduğunu ben sanayicilerimizden öğrendim. Bizim Kayseri'de fuarımız var, kongreler oluyor ama bunu turizme çevirme anlamında eksik kalındığını, Kayseri'ye gelen fuara gelen... Kongrelere gelen insanların işte yanı başımızda RGS ve buna benzer tarihi ve gezilecek turistik yerler olmasına rağmen bazı şeyleri bu iyi organize olmadığı, organize edilmediği için fuarın sosyal yanının eksik kaldığı ile alakalı şikayetler aldım. Kayseri'de teşviklerin çok fazla olmadığı, olduğu zaman da bu teşviklerin başka hiç alakasız illere de verildiği. Şimdi sadece onun için onu demek öyle bölgeselleştirmek de yanlış belki ama dönüp de Diyarbakır'daki hayvancıya vermeyip de Kayseri'deki çok fazla şey olmayan bir e, hayvancılıkla alakamız olmadığı bir ortamda Kayseri'ye hayvancılıkla alakalı teşviğin verilmesine de karşıyız bu anlamda. Böyle bir yönlendirme ve planlama eksikliğin olduğunu düşünüyoruz. Hükümetten isteğimiz deniz lojistiği kendimizle alakalı yani şey konteynerlar yükleyen büyük dev gemiler var ya yük gemileri. Mesela o konuyla alakalı hükümetten bir çalışma bekliyoruz. İnşallah çalışma olmadığı zaman da biz bunu iktidara geldiğimiz zaman bu konuyla alakalı çalışacağız. Şimdi bütün bu anlattıklarımız memlekette sadece Kayseri'deki sanayicilerimiz sorunu. Şimdi hükümetin bazı sorunları bir e, sorun bir yerde varsa aslında memleketin bütün sorunları buna benzer. Yani siz e, çiftçinin sorunu çözemezseniz, e, hayvancının sorunu çözemezseniz, sanayicinin sorunu da çözemezsiniz. Bu anlamda Allah nasip ederse deva iktidarında biz bunların tamamını aldık, planladık, programladık. İnsanlardan yani ya oy vermese bile ya bu arkadaşlar güzel çalışıyor demelerini bekliyoruz. Bu da bizim için en büyük ödül olur.